Bu videoya biraz hızlı girmek istedim. Onda yeni aracımız Voskar'la bir giriş yapayım dedim. Bundan sonra bu Voskar'ı İskalas'ın üstünde göreceksiniz arkadaşlar. Gittiğim yerlerde bundan sonra arada indirip gezeriz. Bu araca neler yaptık bakalım. Özer abi, maşallah ya. Sen bu işi bilen Özer abi, vallahi biliyorsun ya. Barış kardeşim, normal standart lastiğin lastiği kadar tabii ki de sessiz değil. Çünkü o orijinal lastiği. Lakin bu lastikte de en iyisi, en kalitelisi bu BF Goodrich. Kankacım, arabamız şu an Türkiye'de ilk X klası 28 santim yükselten biziz. Başka yapan yok. Hep 4 yapan var, 5 yapan var spacer ama. Bu sefer 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 hiç değil, 8 santim ilk takıyoruz spacerini de. Yani bu normallerine göre kat 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 dışarıdan mahalle arasına girmez dediğimiz olay bunda gerçekleşecek. Dediğim gibi 28 santim biz bu aracı yükseltiyoruz. Biz bugüne kadar bütün arabalarımızı 20 yaptık. X-Class'ta da yapanı duymadık 28 santim yükselten. Bu araç 28 santim şu an oldu. Lastiğini de taktığım zaman tam olacak. Şu an 23, 5 daha 28. Ne demiş kanka herkes? Jantın için aşık yapıyorlarmış. Kankacığım biz zaten onun hayalini kurduk. Direkt ben sana resmini göstereceğim şimdi. Şu model mi? Aynen. Bu model mi kanka? Aynen. Biz bunun hayaliyle yatıyoruz ya. Yalnız ledlerin hayaliyle değil, İmran Rubicon'un hayaliyle yatıyor yani. Rubicon'a yapacak onu. İleride yani. Rubicon'umuz olacak ya. Şu panellerin. Aynen tamam. Ya şuradan itibaren şu. Tamam. Baksana güzel duruyor. Güzel güzel. Ortayı nasıl yapacaksın? Ortayı ise de şu kenarları. Çıkıntıları. Boynuzları. Ne olacak abi orada? Orası mor olacak. Mor kaplayacağız canım. Çok güzel. Mosmor olacak. Burası benim imalathanem diyor ya. Aynen. Bura benim boyahanem. Keçem var, boyam var, zımparam var. Şimdi bunlar aracın altına takacak olduğum ön korumanın dişleri. Şu şekilde duruyor aracın altında. Şöyle. 5 tane dişi var. O dişleri söktüğüm yerinden aracın renginde boyuyorum. Aracın arkasına komple demirden tampon takıyorum. Tamponda da mapalarımız var. Kendi ürünümüz şu renkte çıkıyor mapalar. Bunu komple zımparalıyorum. Aracın rengine boyuyorum bunları da. Gayet güzel ve iyi duruyor aracın üstünde. Ne harcadık? Kaç para harcadık? Belki X-Class'ınız vardır. Siz de yapmak istersiniz. Bu kadar dolu olmayabilir. Biraz daha boş yapabilirsiniz. Kendi renginde yapabilirsiniz. Biz kapladık ve bizim için full bir araba. Bilmiyorum. Belki daha dolusu da vardır. Ben daha görmedim. Daha dolusunu belki yapanlar vardır. Öncelikle şöyle başlayalım Arış. Aracımız siyahtı. Aracımızı mor kapladık. Ve detaylar yaptık. Siyah detaylar yaptık. Kaplamalarımız kaç para? Kaplamalarımız şöyle. Kaplamalarımız firmaların getirdiği kaliteye göre değişiyor. 3-4 marka kaplamamız var.
Bu aracı mesela 5000 liraya da kaplayabiliriz, 8000 liraya da kaplayabiliriz, 12000 liraya da kaplayabiliriz. Bu sizin bütçenize kalmış bir şey. Ne fark var? Kalite farkı var. En kalitelisi kast hava kanallı oluyor. Bunun 5 yıl garantisi var. 5 yıl sonra biz bu kaplamaya bakım da yapıyoruz ve 2 gün gibi oluyor. Diğerleri de kötü değil. Onların da 3 yıl garantisi var, 1 yıl garantisi var. Böyle şöyle yapalım. Kaplamanın fiyatını biraz önce söylemiştim ama böyle tek tek fiyat yazmayalım. Sen fiyatı hemen şöyle üst köşeye bırakıyorsun. Sen başla Barış toplamaya. 90'lık boru, parlak siyah boyadık bunu. Boyadık ve aracın kaplamasıyla buradaki boynuzlara detay verdik. Gayet güzel oldu. Aracın üzerinde Mercedes'in şu anda en çok satan, bugün sıfır bir araba aldığınızda da aracın üzerine GTL panjur takıyorsunuz. Zaten herkes bu panjuru artık biliyor. GTL panjur var. GTL panjurun da iç kısımlarını şu şekilde aracın renginde mor kaplama yaptık. Başlıklarını yaptık. Ön kaputun ucuna parlak siyah 3 milim plexiden kaput rüzgarlı yaptık. Bu da parlak siyah. Bu da arabaya güzel bir görüntü veriyor önden baktığınızda. APP plakaları, APP plakası yaptık. APP plakasının altında da takmatik plakalığımız var. Başka önde neler yaptık? Önde detay yaptık. Detay şudur. Bu bölgeler sis çerçevesinin kapağı ve şu ön koruma plastiğini, ön tamponun altına gelen plastiği de parlak siyah boyadık. Bu da gayet ön tarafta güzel bir hava katıyor. Çoğu arabanın farları boştur. Bizim dolu araba olduğu için, dolu paket olduğu için farlarımız ledlidir. Ledli farlarımız. Ön kaputta bakarsanız 3 parça hava kanalımız var. İnternet sitemizde bu ürünler ikisi tek parça olarak satılıyor. Ortadaki parça tek olarak satılıyor. Biz ne yaptık? Hem iki tane sağa sola hem de ortaya bir scoop taktık. Ve bunların da orta kısımlarını ve şu boynuz kısımlarını aracımızın renginde kapladık. Jumbo'da diklediğimiz normal düdükten 4,5 santim daha büyük olan modülümüzün uygulamasını yaptık. Ama parlak siyah olarak yaptık. Bunları boyadık ve montajını yaptık. Bu araç Mercedes'in S-Class serisi. Şu anda bu Türkiye'de en yüksek olan araç. Bunu bir araçta geldiğimiz zaman zaten yan yana, şu an yapan arkadaşlarımız da var. Onlarla da yan yana geldiğimizde 2 santim, 3 santim daha bu araç daha yüksek. Öncelikle bu jant lastiği de anlatalım. Jantımız ve lastiğimizde biz bu modeli seçtik, bunu tercih ettik. Offsetli bir jant lastik. Bu aracı daha şık ve daha böyle havalı gösteriyor. Bunu tercih ettik. Kapı korumalarımız var burada. Burada bir kanalımız vardı. Burayı değerlendirelim dedik. Üst tarafını boyadık. Arabanın kaplamasında da bu alt kısımları bu şekilde detay yaptık. Kapladık ve bu da çok güzel durdu. Yan basamak ve ledlerimiz var. Yan basamağımız kendi üretimimizdir. Aksoy 4x4. Bu basamağı uyguladık ve yanlara da beyaz bir led döşeyebildik. Nasıl duracak? Daha önce de hep turuncu yapıyorduk. İnan beğenecek misiniz ledleri? Bu renkte beyaz turuncudan daha güzel yakıştı. Daha önce biz turuncu yaptık. Turuncuyu beğenmedik. Sonra beyaza çevirdik. Burada bir kepimiz var. Yine bunun da kepinde ledleri beyaz. Kepimizi de parlak siyah boyadık. Bunu çoğunlukla insanlar müşterilerimiz şey yapıyor. Boya atmıyorlar. Üşeniyorlar. Ne bileyim yakışmaz diyorlar ama ben her zaman parlak siyahtan yanayım. Aracımın üzerinde zaten hemen hemen her şey parlak siyah gördüğünüz gibi. Kapı kollarımızı kapladık. Parlak siyah kapladık. Cam rüzgarlığımız ithal cam rüzgarlığı. İthal cam rüzgarlığı arabanın üzerinde böyle biraz daha şey duruyor, mat duruyor. Bunları da biz parlak siyah boyadık ve parlak siyah olarak taktık. Cam fitillerini parlak siyah kaplama yaptık. Direklerimizi kaplamayla parlak siyaha çevirdik. Direklerimiz de gayet yani eskisine göre böyle daha güzel duruyor. Yani bence kaplamayı tercih edin. Şöyle uzaktan da bakabilirsiniz. Cam filmlerimiz var Barış. Yine kaplamayı yaptığımızda cam filmlerimizi de yaptık uygulamasını. Cam film de ön cam dahil komple siyah yaptık. Aracı daha bütün gösteriyor. Yani mor ve siyah parlak güzel duruyor. Arabanın içi gözükmüyor ama resimlerde, videolarda filan araba ne bileyim bir yerde park halinde olsun gayet şık duruyor ve güneş biliyorsunuz insanı hani araç kullanırken rahatsız ediyor güneş. Ya da güneş
enerjisini yani içeriye vermiyor. Sizi içeride pişirmiyor, rahatsız etmiyor. Tavan çıtısı yaptık. Evet, tavan çıtılarımızı da yine parlak siyah boyadık. Arkaya doğru geçelim. Burada bir rol barımız var. Rol barımızı çadıra göre yaptık. Ama üzerinde çadır koymadık. Dedik ki bu sefer değişiklik yapalım. Diğer araçlarımızın hepsinde çadır vardı. Buna port bagaj yaptık. Port bagaj arabanın üzerinde bayağı durdu. Bir aydır falan üzerinde. Arabaya güzel bir görüntü veriyor. İhtiyaç olarak koymadık biz. Biz görüntü olarak taktık. Ama tabii bunu ihtiyaç olarak da takabilirsiniz. Daha değişik modelleri de var. Ve bunları boyayabiliyoruz. Veya kaplayabiliyoruz. Peki kim üretiyor abi port bagajları? Port bagajları kim üretiyor? Güngören'de Akso Tunik diye bir firma var. Orada üretiyorlar port bagajları. Biz hatta 100 kiloyuz, 90 kiloyuz. Üzerine çıkıyoruz, zıplıyoruz. Kırılmıyor. Bence bu işi çözmüşler. Yanlarda kum paletlerimiz var. Bunları da yine aracın renginde kaplamadık, boyadık. Bunları da mor yaptık. Bu da çok güzel bir görüntü verdi arabaya. İnsanlar hep merak ediyor yolda giderken. Ya bunlar nedir, bunlar nedir, bunlar nedir? Bunlar kum paleti. Araç da bir yerde bir ne bileyim sahile gittiniz. Bir yerde aracınızın lastiği kaldı, battınız. Onu oradan çıkabilmek için bu kum paletlerini kullanabilirsiniz. Bunlar sizi oradan kurtarıyor. Aracınızın arkasına doğru geldiğinizde aracınızın arkasına sürgülü kepengimiz var. Bunu da yine parlak siyah boyadık ve bu da gayet güzel durdu. Arkada 105 santimlik yine tabi bir led barımız var. O da arkada şöyle bir güzelliği var. Bir arazi ekliyoruz, bir yerde kamp yapıyorsunuz. Bunu yaktığınızda 500 metre mesafeyi size çok rahat bir şekilde aydınlatabiliyor. Bagaj yazımız var, S-Class. Bunu da yine parlak siyah boyadık. Armamızı da parlak siyah boyadık. Burada açma kolumuz var. Bunu da parlak siyah boyadık. Bu yazı orijinalinde yoktur. Bunu da biz yine kendimiz satıyoruz. Bunu da mat olarak bizden satın alıyorsunuz. Ama biz aracımıza bunu parlak siyah boyayarak montajını yaptık. Arka tampon değiştirdik. Bunu demir tampon yaptık. Bunu da yine parlak siyah boyadık. Ve mapalarını aracın renginde mor olarak boyadık. Arka tamponlarımızı da, bu tarafa doğru gel Barış. Arka tamponlarımızı da gripsize taktığımızda bu şekilde 18 wattlık ledlerimiz var, 2 tane. Bunu da gripsize taktığımızda bize geri geldiğimizde yardımcı oluyor. Arkayı çok rahat görebiliyoruz. Aracımızın altında da yine biz led uygulaması yaptık. Her aracımıza yapıyoruz bunu. Gayet gerçekten arabanın üzerinde çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Şöyle yapalım, İmran ışıkları kapatalım mı? Evet. Barış önden bakalım istiyorsan. Nasıl görünüyor bakalım. İstersen hemen şöyle geri doğru alayım seni Barış'ım. Daha geri alayım. İmran Bey ışıkları tamamen sigortalarla kapatalım. Kapatalım orada bekle. Şöyle aracımız bir gözüksün. Kapattığımızda nasıl görünüyor? Nasıl Barış? Çok güzel. Aracımız gayet güzel, şık. Bir görüntüye sahip. Çoğu insan ışık apaçı diyor, kötü bir görüntü diyor ama valla şöyle söyleyeyim, ben hemen bütün araçlarımda yapıyorum. Yeşilde de görmüşsünüzdür. Yeşilde de ışıklar çok güzeldi. Yeşilde de ışıklar çok güzeldi. Arabayı gayet, hatta onunla yeşil kaplama ve yeşil ışık yapmıştık. Çok güzel durmuştu. Başka ne söyleyeyim? Bak, bununla mor kapladım. Bu sene mor senemiz. Nasıl olmuş Barış? Çok güzel. Bir tur atayım mı? Bir tur atmadan birkaç bir şeyler söylesene bize. Arkadaşlar nerede yorumlarınız? Şu videoya biraz like atalım. Sizin için uğraşıyorum. Arkadaşlar bir de bu çanı açın. Biz videoyu paylaştığımızda ilk size gelsin. Başkasından duymayın. Yani ilk sizin haberiniz olsun. Yorumlarınızı tek tek cevap veriyorum. Bol bol yorum atabilirsiniz. İstediğiniz bir araç varsa oradan yazın bize. Onu yapalım. Arkadaşlar siz ne istiyorsanız biz onu yapalım. Siz de bizi like'larınızla destekleyin. Yalnız bırakmayın. Aksoy Tunik'te kalın. Hoşça kalın.